Günaydın, iyi sabahlar. Paranın rotasıyla karşınızdayız. Özlem Doğaner, günaydın. Günaydın. Erdoğan Turan, günaydın. Günaydın. Gündemimizde, ekonomiye dair gündemimizde neler var? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün yaptığı açıklamalar vardı. TL'nin itibarını sağlayacağız açıklaması. Diğer taraftan politika faizi enflasyonun üzerinde olacak dedi Şahap Kavcıoğlu. Detaylarını konuşacağız. Diğer taraftan enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz dedi. Merkez Bankası 2020 yılı karında 30.19 milyar lira hazineye aktarılacak. Bu da yine dün Merkez Bankası'nın genel kurulundan gelen haberlerdi. Diğer taraftan IMF küresel ekonomiden umutlu. IMF 2021-2022 için küresel ekonomik büyüme tahmininde yukarı yönlü revizyon sinyali veriyor. Bu gelecek hafta Dünya Ekonomik Görünümü raporunda görülecek ve bu yıl ve 2022 yılı için küresel tahminlerde yukarı yönlü revizyona izin verildiğini belirtti IMF Başkanı. Diğer taraftan tabii gündemde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki altyapı yatırımları, kimi 3 trilyon dolar, kimi 4 trilyon dolar diyor ama işte bu altyapı yatırımlarının da karşılanması için gerekli kaynak vergi artışlarından planlanıyor. Kurumlar vergisinin %28'e çıkarılması gündemde. Diğer taraftan akaryakıtta dünyanın en düşük vergisi alınıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. 1993 yılından bu yana ilk kez belki de bu vergilerin arttırılması gündeme gelecek. Küresel hisse piyasaları Amerikalı hedge fon Arcelor Capital'in iflasıyla çalkalanıyor. Bu konuşuluyor. İşte yaklaşık varlığının 5 katı pozisyonu var. Toplam büyüklüğü 10 milyar dolar olarak tahmin edilen bu hedge fon yaklaşık 50 milyar doların üzerinde pozisyon bulunuyordu. Yine bu düzen içinde gördüğümüz çarpıklıklardan bir tanesi. Çin resmi imalat PMI geldi. 51,9 düzeyinde gerçekleşti. Bu da Asya'dan gelen veriler sektörün tahminlerden daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Küresel tarafa da bakacağız. Piyasalar tarafına da bakacağız. Baktığımızda özellikle aşılama çalışmaları konusunda açıklamalar vardı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan aşımızı dünya ile paylaşacağız dedi. Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da mutant virüsün oranı %75'e ulaştı şeklinde açıklamalarda bulundu. Şimdi Ankara'nın gündemini alacağız. Ankara gündeminde neler var? Tabii yakından takip edilen, beklenen haberler var. Bunları da aktaracak bize Murat Ovucu, Apar Ankara Haber Müdürü karşımızda. Murat, seni dinleyelim. Özellikle tabii bugün herhalde merak edilen konulardan bir tanesi TL mevduata stopaj avantajı bitiyor. Bu uzatılacak mı? Diğer taraftan çalışanlara yönelik bir haber gelecek mi ki? Orada da süre dolmaları söz konusu. Detayları senden alalım. Günaydın. Dilersen bahsettiğin konuyla başlayalım biz de. Bugün 31 Mart itibariyle birçok düzenleme ilişkin son tarih. Bunu hatırlatalım. Özellikle geçtiğimiz yıl sonu itibariyle yürürlüğe giren borç yapılandırması kapsamında SGK prim borçlarının ilk taksit ödemesi bugün için son gün. Vergi ve cezaların borçlarının yapılandırılması kapsamında ikinci taksitlerin ödemesi de yine bugün son gün. Bugün gün bitimine kadar ödenmesi gerekiyor. Şu açıdan önemli, ilk iki taksitin hem SGK prim borçları olsun, vergiler olsun, cezalar olsun, ilk iki taksitin mutlaka ödenmesi gerekiyor ki borç yapılandırma hakkı bozulmasın. İki taksit aksatılırsa yapılandırma hakkını kaybedebiliyor bu haktan yararlanan kişiler. Bu nedenle bugün önemli, gün bitimine kadar borç yapılandırması kapsamında taksitlerin ödenmesi şart. Tabii bu ilk taksit süresi bitene kadar peşin ödeme tercihinden yararlananlar da yine ciddi oranlarda %90'a varan indirimlerden yararlanabilecekler. Yine borç yapılandırması kapsamında SGK prim, genel sağlık sigortası prim borçları da yapılandırıldı ama onlar için 30 Nisan son tarih olarak duyuruldu. Ancak bu borçtan muaf olma hakkı da var vatandaşların. Eğer gelirleri asgari ücretin 1/3'ünün altındaysa, kişi başı gelirleri, genel sağlık sigortası borcu ödemiyorlar. Ancak bunun için de bir gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Bugün de yine o gelir testi yaptırmaları için son gün
gün bitirmek kadar gelir testi yaptıran ve hanedeki kişi başı geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olan kişiler de genel sağlık sigortası primi ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Bugün ayrıca gelir vergisi beyannamesi vermek için mükelleflerin son günü 1-31 Mart tarihleri arasında veriliyor malum beyannameler. Bugün de gün bitimine kadar gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. Pandemi döneminde TL mevduatta cazip kılmak adına bir indirime gidilmişti, stopaj indirimine 10 puana varan bir indirim. 6 aya kadar olan vadelerde 15 olan stopaj oranı %5'e düşürülmüştü. Bunun için de bugün son gün, bir beklenti var bunun süresinin uzatılması konusunda. Gün bitmeden eğer bu gerçekleşirse ya da gece resmi gazetede görürüz olursa eğer bir uzatma beklentisi söz konusu, ama bugün de yine stopaj indirim için son gün. Bugün itibariyle TL mevduat hesabı açanlar mevduattaki vade süresi bitene kadar yine bu indirimden yararlanmaya devam edecek. Bugün ayrıca kısa çalışma ödeneğinde de son gün, daha önce kabine toplantısında, bir önceki kabine toplantısında süresinin uzatılmayacağı duyurulmuştu. Ancak hem iş dünyasından hem de işçi örgütlerinden sürenin uzatılması konusunda çağrılar var. Buna ilişkin geride bıraktığımız pazartesi günü yapılan kabineden bir karar çıkmadı. Ancak bunun biteceği, desteklerin biteceği anlamına gelmiyor. Çünkü kısa çalışmadan çıkıp normal çalışmaya dönenlere ayrıca devlet normalleşme desteği ödemeye başlayacak. Bu da bugün için önemli konulardan bir tanesi. Bugün ayrıca resmi gazetede de bir önemli tebliğ yayımlandı. Yatırım teşvik belgesi alanların ilişkin liste, Şubat ayına ilişkin rakamlara bakınca 2021 yılında da yatırım iştahının, Türkiye'ye yönelik yatırım iştahının devam ettiğini görüyoruz. Şubat ayı boyunca 15.5 milyar liralık 943 yatırım teşvik kapsamına alınmış görünüyor ve bu yatırımlarla öngörülen istihdam oranı ise 26.886. İlk iki aya bakıldığında toplamda 29.8 milyar liralık 1872 yatırımın teşvik belgesi aldığını görüyoruz ki oldukça ciddi bir rakama ulaşmış görünüyor. Yani 2021 yılında da Türkiye'ye yönelik yatırım iştahının devam ettiğini görüyoruz bu verilerle birlikte. Bugün yine iki önemli veri alacağız. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan ilki Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini görmüş olacağız. Diğeri de yine Mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi, endekslerdeki son durumu da öğrenmiş olacağız. Ve bugün yine gözler koronavirüs bilim kurulunda olacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çarşamba günü bilim kurulu toplanacak. Sonrasında bir yazılı açıklama bekleniyor. Tabii rakamlar korkutucu olmaya başladı dün akşam itibariyle. 37 bini geçmiş görünüyor. 37.303 vaka sayısı. Bunda özellikle mutasyonun etkili olduğunu görüyoruz. Dün mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazındaki vakalarda mutasyonun görülme oranının %75 olduğunu söyledi ki bu da Türkiye'deki her 4 vakadan 3'ünün mutasyon kaynaklı olduğunu bize gösteriyor. Tabii bulaşıcılığı arttırdığı, hastalanma oranını yükselttiği belirtiliyor mutasyonun. Buna karşı nasıl bir tedbir alınabilir? Bunlar elbette bugünkü bilim kurulunda ele alınacak. Malum pazartesi kabine toplantısı sonrası alınan kararlarla birlikte bazı düzenlemeler yapıldı. Normalleşme sürecinde bazı kısıtlamalara gidildi. Bunlar değerlendirilecektir. İlave bu süre içerisinde neler yapılacak? Bunlar konuşulacak. Tabii aşı çalışmaları var. Yeni aşılar geliyor. Yine BioNTech'ten de Nisan içerisinde 4,5 milyona doza varacak bir aşı geleceğinin açıklandığı yine Sağlık Bakanı tarafından. Çin'den gelen aşılar da peyderpey Türkiye'ye ulaşmaya devam ediyor. Bu süreçte aşılamanın yeni aşamaya geçilmesi ne zaman olacak? Buna ilişkin de bilim kurulundan bugün bir açıklama bekleniyor. 60 yaş itibariyle aşılamaya başlandı. Pazartesi günü 60-65 yaş arası da aşılanıyor. Riskli grupta olan meslekler ne zaman aşılanacak bu merak konusu. Onlar ilişkin de bugün bilim kurulundan bir açıklama bekleniyor. Saat 17'de toplanacak ve sonrasında yine ilerleyen saatlerde bir yazılı açıklamayla ya da bir video açıklamayla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulunun tavsiye kararlarını ya da bu sürece ilişkin konuşulan konuları değerlendirecektir diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Murat, teşekkürler aktardığın detaylar için. Evet, bugün için beklenenler var. Özellikle işte mevduat
mevduatta, TL mevduatta, stopaj, diğer taraftan kısa çalışma ödeneği, süre uzatımı olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Şimdi tabii... Olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama olursa iyi olur gibi görünüyor. İkisi dışında. Evet. Yani TL mevduatta stopaj ve kısa çalışma ödeneği. Evet, yani işverenler bu konuda beklentileri var, işverenlerin. Çünkü yeni bir dalgadan söz ediyoruz. Yani o yüzden orada sanki bir süre daha uzatım iyi olacak gibi. Çünkü o belirsizlik tekrar gündemimize geldi. Evet. TL'yi de desteklemek lazım bu dönemde. O yüzden hani ikisine de uzatım iyi olacak gibi. Bilmiyoruz tabii sonuç ne olur, ne olur sonucu ama uzatılır mı uzatılmaz mı ama hani olsa iyi olur. Beklentiler yani beklemede bu yani beklentiler de bu yönde uzatılması yönünde bir beklenti içine girdi. Hem iş dünyası tarafından hem de TL'nin hani güçlendirilmesi, ilginin devam etmesi anlamında. Şimdi tabii belirsizlik devam ediyor söylediğin gibi aslında. Bir üçüncü dalgadan bahsediliyor. Bu üçüncü dalga işte ilk dalga gibi ağır olmayacak ama yine de hani son dalga mıdır yaşadığımız henüz belli değil. Aşılama bir taraftan devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen COVID-19 ve sonrasında kalkınmanın finansmanı başlıklı bir etkinliğe video mesaj yolladı. Burada konuştuğumuz konu aslında hani gelişmiş ülkelerin aşıya ulaşması... Ama diğer taraftan az gelişmiş ülkelerin özellikle, gelişmekte olan ülkeler de ulaşıyor ama az gelişmiş ülkelerin bu aşıya, aşının çok uzağında olması, büyük bir adaletsizliğin söz konusu olması. Bakıyoruz Avrupa kendi içinde aşıyı birbirinden saklıyor, birbirine vermemeye çalışıyor. İşte İngiltere ile Avrupa Birliği arasında aşı konusunda kavga çıkıyor ki yani kendi içinde kavga çıkıyor, başkasına aşı verme konusunda artık nasıl bir kavga olur o ayrı mevzu. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki aşımızı insanlığın hizmetine sunacağız. Türkiye'nin de geliştirdiği bir aşı var. İşte sprey aşı konuşuluyor. Avrupa ülkeleri birbirlerine bile aşı vermeyi kısıtlayıp gizlice aşı stoğu yaparken Türkiye ahlaki duruşunu gösterdi. Dedi ki biz bunu aslında COVID-19'un başlangıcında da görmüştük. Maske savaşında görmüştük. Evet. Solunum cihazları savaşında görmüştük. Şimdi de aşı da görüyoruz. Aslında değişmiyor. Değişmiyor. Dünyadaki ekonomik adaletsizlik büyüdükçe aslında insani olarak da bu sıkıntılar büyüyor. Şimdi biz yani şöyle bir gerçek var. Bu coğrafyada biz bir göç olayı, büyük bir göç olayı ve mülteci sorunu yaşandı. Burada Türkiye kapılarını açarak ev sahipliği yaptı. Hala da ev sahipliği yapmaya devam ediyor ki 10 yıl oldu galiba savaş. Yani Suriye'deki bilinmezlik. Şimdi orada da gördük biz. Yani hani Türkiye kucaklarken mültecileri Avrupalıların... Kapıları ne kadar sert kapattığını bir de yani. Evet. Yani hatta, acımasızca. Hatta ne kadar ikinci sınıf muamele yapmaya çalıştıklarını gördük. O fotoğraf aslında bize o kıyıya vuran bebek cesetleri... O fotoğraf bize aslında bu batırılmaya dünyadaki... Batırılmaya çalışılan botlar denizde. Evet, bu bize aslında dünyanın yani para sahiplerinin, güç sahiplerinin insanlığa bakışını göstermişti zaten. Dolayısıyla bu kadar insani hayat devamını, hayati bir meseleyi gördüğümüz bir tabloda kendileri de aynı derdin içinde olsa da illaki bir yerden bu yüzleri ortaya çıkacaktı. Bu aşı mevzusunda yine böyle oldu. Tedarik sorununu bahane ediyorlar ve böyle bir yaklaşımda bulunuyorlar. Türkiye daha aşısını ortaya çıkarmadı. Yani dünyaya ilan etmedi. Buna rağmen niyet olarak niyetinin ne olduğunu ilan ediyor. Bu anlamda bunun ben pek çok zenginlikten çok daha büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyorum doğrusu. O açıdan da çok önemli bir mesaj. Belki de aşı yoluyla hayat bir insani dokunuşla pek çok ülkeyle bizim ilişkilerimiz çok daha iyi olacaktır. Yani niyetim bu olmadığına eminim. Hani ilişkiler düzelsin ya da hani ticari olarak daha farklı bir tabloya ulaşalım gibi bir niyet yoktur ama sonuç olarak bu insani yaklaşım karşılığını mutlaka bulacaktır COVID sonrasında da.
Bunun gibi aslında çok örnek var belki, değil mi? Hani dün yine Cumhurbaşkanı'nın söylediği, su şurasında söylediği, biz suyu hiçbir zaman bir tehdit aracı olarak kullanmadık demesi gibi. Aslında yani su da su olsun. Aslında hepsi yani insani gerekler, kullanılması gereken sağlık, insani kullanım hakları, tüm bu konularda herkesin ve herkesin eşit olarak ulaşması gerekiyor. Solunum cihazı, maske konusunda Türkiye'nin ihracatını biliyoruz. Çok ciddi anlamda dışarıya yardımını biliyoruz. Uçaklarla gönderildi. Diğer taraftan aşı konusunda da şu anda işte dediğin gibi o göçmenlere karşı Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın uyguladığı o acımasızca tavrın aşı konusunda da daha sert olduğunu görüyoruz. Yani maalesef iş biraz hani ucu kendilerine dokunduğunda ne kadar sert ve ne kadar acımasız olduklarını görüyoruz burada aslına bakarsanız. Bir kez daha görmüş oluyoruz. Maalesef. Evet, diğer taraftan da tabii dün Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları vardı. Ona geçelim isterseniz. Merkez Bankası Başkanı 89. hesap dönemi olan genel kurul toplantısının açılışında konuştuğu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Ve mesajları netti. Yani daha önce göreve geldiğinden bu yana işte önce yazılı olarak mesajını aktardı. Hem sosyal medya üzerinden hem de Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden. Sonra bankacılarla bir araya geldi. Onlarla görüştükten sonra yine açıklamalarını yaptı. Mesajları netti. Bu sefer ilk defa kameraların karşısına geçti ve sözlü olarak bu sefer net ve güçlü mesajlar verdi. Evet. Oldukça aslında niyet net. Niyet kalıcı bir enflasyon düşüşü, %5 hedefini yakalamak ve istikrarlı bir şekilde bu hedefe ulaşmak için fiyat istikrarını sağlamak. Ve tabii bir yandan da tüm bunları oluşurken büyümenin de önünü kesmemek. Genel konuşmalardan benim çıkardığım, bugüne kadarki Kavcıoğlu'nun konuşmalarından çıkardığım mesajlar. Mesajlarda ve niyette bir değişim yok. Geçtiğimiz günlerde verdiği mesajda özellikle önümüzdeki günler illaki faiz indireceğiz diye bir durum yok dedi. Ki bu yönde bir baskı uygulanıyor şu anda kendisine. Yani faiz indirimini istedikleri için de böyle bir baskı uygulanmıyor bu arada. Ya böyle bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor ve bunun üzerinden bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. En nihayetinde Türkiye'nin hedefi belli, hedefleri belli. Hem mali açıdan hem de para politikaları açısından niyeti belli, yapmak istedikleri belli. Dolayısıyla buraya gidecek yollarda tercih edilen seçeneklerin, araçların bu kadar çok piyasa tarafından baskı altında tutulmasının çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum doğrusu. Evet, özellikle belirttiği konulardan bir tanesi. Yani verdiği mesajlarda, yazılı mesajlarında %5 enflasyon hedefine sıkı sıkı bağlıyız'ı daha önce de tekrarlamıştı. Evet. Hedefimiz düşük enflasyon tekrarlamıştı. Araçları etkin şekilde kullanacak Merkez Bankası para politikası. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizi enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz mesajını da eklemiş oldu. Evet. Normalde Merkez Bankası'nın olağan genel kurulunda Merkez Bankası'nın para politikasına dair mesaj duymazdık. Hı hı. Ama başkan böyle bir ihtiyacı görmüş olmalı ki açıklamalarda bulundu. En net duyduğumuz ifade Merkez Bankası'nın politika faizinin enflasyonun üzerinde olacağı vurgusuydu. Yani bunu duymamıştık daha önce. Evet. Bu ne demek? Reel faiz verecek sistem içeride. Biz bunu zaten konuşuyorduk. Başkanlık değişiminden önce de konuşuyorduk. Bir reel faiz verme ihtiyacı var ama bunun da bir dozu var. Çok da uçlara doğru savrulmamak lazım. Ama burada benim aklıma başka bir soru geliyor. Merkez Bankası politika faizinde reel faizi beklenen enflasyona göre mi hesaplayacak, mevcut enflasyona göre mi? Şimdi büyük ihtimalle piyasa bunu tartışmaya devam eder ama Merkez Bankası Başkanı yani şu dönemde söylenebilecek ne varsa söyledi. Merkez Bankası Başkanı olarak
enflasyona dair, enflasyonla mücadeleye dair, görev tanımına dair zaten söylenebilecek ne varsa söylendi. %5'lik enflasyon hedefine bağlı. İçeride dışarıda gidişata karşı hassas. Bu ne demek? Küresel sermaye akımlarına karşı hassasız dediler. Enflasyon beklentilerine karşı hassasız dediler. İçeride tasarruf sahiplerinin tercihlerini de biz doğal olarak kadarımıza tutuyoruz. Bunların hepsini toplayacağız, derleyeceğiz. Ona göre bir faiz politikası güdeceğiz deniyor. İsim değişikliği olmasaydı biz bugün Merkez Bankası'nın Nisan ayı toplantısında %19'luk politika faizinde mevcut dönem itibariyle yeni bir şey yapmayı gerektirecek koşullar var mıydı diye konuşurduk. Ve herkes yok diyecekti. Büyük ihtimalle yok diyecekti. Ve enflasyon beklentileri yüksekken. Çünkü zaten önden yüklenmişti bu para politika faizindeki en son 200 bas puanlık artışla birlikte. Farkındayız. Yani dışarıdan şu anda dünya özellikle ABD cephesinden, Çin cephesinden enflasyon ithal eder noktaya geldi. Böyle bir sıkıntımız var bütün dünya için. Bununla mücadele edeceğiz. İşimiz zaten kolay değil ama bir de üzerine bu tip tartışmalarla gidiyor olmak merkez bankacılığının da işini zorlaştırıyor. Bu iş beklenti yönetimi. Beklenti yönetimi noktasında Kavcıoğlu'nun söyledikleriyle bir önceki dönemin ifade ettiği noktalar arasında hiçbir fark yok. Aynı şeyler söyleniyor. Aynı şeyler. Yani duruş olarak da bir fark yok. Mesaj olarak da bir fark yok. Olamaz zaten. Yani şu dönemde farklı bir şey duymak o kadar kolay değil. Ben dün sabah şey demiştim. Ama piyasa fiyatlamasına baktığınızda yani piyasaya baktığınızda sanki Merkez Bankası Başkanı enflasyonla mücadeleyi bir kenara bırakmış, alelacele faiz indirimine gidecekmiş gibi bir hava estiriliyor. Estirildi. Orası normalleşiyor mu bakacağız. Çünkü şöyle bir şey var. Sayın Kavcıoğlu'nun daha önceki yazılarında enflasyona dair, ekonominin geneline dair, ekonomik dengelere dair bakış açısı piyasa aktörlerinin ortodoks politikalar dediği politikalardan uzak. Bunu da açık açık söyleyelim. Ama bu ortodoks politikalar bizi nereye kadar getirdi, nereye götürdü, bizden ne aldı, bize ne verdi? Bu başka bir tartışma konusu. Farklı hassasiyetlerle yaklaşılması gerekiyor. Çok hassas olunduğu bir dönemde. Ama burada hemen bu dengeleri başka bir noktaya hızlıca değiştirecek, taşıyacak bir adım gelmeyecek dedi zaten Sayın Başkan. Ama mesela biz aylardır demiyor muyuz? Sene sonu enflasyon en kötü ihtimalle %13'ler civarında gerçekleşecekse bu politika faizi %19'da kalmayacak zaten. Yani bunun bu kadar tartışmanın gereği yok. Bunun bir faydası da yok. Çünkü burada bu değişimler kenarda köşede bekleyen yani bir şeyler kötü olsa da biz de şu kötülüğü biraz konuşsak, şuradan biraz nemalansak diyen özür dilerim tiplerin beslenmesi anlamına geliyor. Başka bir şey değil. Durduğu yer, Merkez Bankası durduğu yer aynı. Verilen mesajlar noktasına virgülüne kadar aynı. Bu saatten sonra Nisan ayında Merkez Bankası'ndan, dün ifade etmiştim ben, Merkez Bankası'ndan benim son aldığım sinyal Nisan ayında hiçbir şey yapmayacak. Ne arttıracak, ne faizi, ne de düşürecek. Böyle bir önemli. Çünkü böyle bir ihtiyaç yok. Ha işimiz bu sayede nasıl zorlaştı? Biz şu anda kurun yüksekliğinin, faizin, piyasa faizinin yüksekliğinin dönüp dolaşıp yine enflasyona katkısını ne yazık ki hissedeceğiz. Yani Merkez Bankası'nın bir tık daha enflasyonla mücadelede zor durumda kaldığı bir hal bu. Aşılamaz mı? Elbette aşılır. Yani bu ilk refleks de bu. Şimdi politika faizi %19'larda kalmışken, şöyle hesap edelim. Basit matematik yapalım şimdi. Politika faizi %19. Mevduat faizi %20. Değil mi? Yine 4 işleme dönüyoruz. Bu 4 işlemi en son yaptığımızda 8 liraydı kur. 7'nin altına doğru inerken o mevduat faizinin avantajından bahsediyorduk. Yine bahsediyoruz. Bir yıl sonra bugün tasarrufunuza mevduat faizinin verdiği getiriyi yakalamak için şu seviyeden itibaren doların 9.50 olması lazım. Dolar TL kuru bir yıl sonra 9.50 olur diyorsanız TL'de kalmayın. Ama 9.40 bile olsa TL'de kalmak size avantaj sağlıyor yine. Bu basit bir matematik. Bu faiz burada kalmayacak. Şimdi madem sene sonu enflasyon beklentimiz şu an için maksimum %13'lerde, politika faizi aşağı inecekse
diğer aşağı 19'da kalacak değil herhalde. Kalmayacak tabii ki. Kalmamalı da zaten. Kalamaz, öyle olmaz. Ha. Öyle olmaz. Yani öyle o kadar da reel faiz verilmez, öyle bir halde değiliz yani. Vermemeliyiz zaten. Evet. Bugün gazetelerin ekonomi sayfalarında da geniş yer alıyor Hazal Ateş'in Sabah gazetesindeki haberi. TL'nin itibarını sağlayacağız manşetiyle çıkmış. Kavcıoğlu'nun açıklamaları enflasyonla mücadele kararlılığıyla Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacaklarını söyledi. Başkan faizin tüfenin üstünde olacağını işaret etti. Buna vurgu yapılıyor. Şimdi Merkez Bankası'nın Nisan toplantısında işte herkes orayı bekliyor. Önce yani daha doğrusu şöyle bir şey oldu. Önce bir senaryo yazıldı. Herkes kafasında bir senaryo yazdı. Merkez Bankası Başkanı değişikliği sonrası. Ve o senaryo sanki gerçekmiş gibi hayata geçirme gibi bir durum söz konusu oldu. Bir senaryo yazıldı. O senaryo ya da baş aktör olarak Sayın Kavcıoğlu getirildi. Ve o onun şimdi o senaryoyu oynaması bekleniyor. Ama öyle bir şey yok. Yani olağanüstü bir toplantı yapılmadı. Evet. Yani şöyle bir şey beklendi. Gelecek, hemen olağanüstü bir toplantı yapacak, hemen faizi indirecek. Yani ne kadar? 875 bas puan artırmıştı değil mi? Hı-hı. Naci Ağbal. Şimdi gelecek ve 875 bas puan düşürecek. Geri alacak. Yani hani tabii umuyoruz geri alınır bu zamanla. Bu da ayrı bir şey yani. Ekonomik hani gerekçeler, kadar, gerçekler evet, yani çerçevesinde. Bu ortam oluşur ve umuyoruz faizler düşer. Ama yani hani sürekli böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bir senaryo yazılıyor. O senaryoya aktörler biçiliyor. Ve onların piyasanın istediği gibi oynaması bekleniyor. Şimdi bu toplantıda faiz sabit bırakılsa da, faiz yükseltilse de hatta bir şey algı olarak bir değişiklik olacak mı? Ben de onu soracaktım. Ben açıkçası faiz değişmesin, yani faiz değişmesin, faiz artsın. Bu sefer denecek ki önümüzdeki toplantıda belki çok büyük bir faiz indirimi gelecek gibi böyle senaryolar çıkartılacak. Yani faiz artışındaki son toplantıydı bu, görürsünüz bundan sonrakileri denmeye başlayacak. Yani burada az önce de söyledim ya, bir niyet problemi var. Yani kendi iyi olmayan niyetinizi başkalarının niyetini de okuyarak bir senaryo oluşturuyorsunuz. Evet. Ve öyle ya da böyle ona göre hareket ediyorsunuz. Bu doğru değil. Piyasa Merkez Bankası'nın araçları kullanım şekline, hedeflerine, amaçlarına alışacaktır. Piyasaya göre, piyasayla dost olmak, piyasanın istediği adımları atmak anlamına gelmiyor. Ülkenin gerekleri neyi gerektiriyorsa, ülkenin gerçekleri neyi gerektiriyorsa, dünya gerçekleri, dünya piyasaları neyi gerektiriyorsa, ona göre Türkiye'nin konumlanması, politikaları neyi gerektiriyorsa buna göre adımlar atacaklar. Merkez Bankası Başkanı da öyle, Hazine Bakanı da öyle, Cumhurbaşkanı da öyle. Yani hani bu ülkenin gerçeklerini, ülkenin geleceğini, ülkenin adımlarını savunmak bu kurumların ve bu yöneticilerin işi, piyasacıların işi değil. Piyasacıların işi para kazanmak, değil mi? Evet. Dolayısıyla doğru. Para kazanmak istedikleri her alanı. Özellikle sıcak paranın. Evet, yani her alanı olumlu görüyorlar. Bu net. Ama ülkenin geleceğini savunmak bu isimlerin görevi. Dolayısıyla onlar işlerini yapacaklar. Piyasada takip edecek bir şekilde. Ya şimdi enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar açıklaması yapılmış. Yani Merkez Bankası Başkanı tarafından ve sıklıkla yapılıyor. Enflasyonun üzerinde bir düzeyde politika faizi oluşturmaya devam edeceğiz mesajı. Yani niyetini söylüyor, yapacaklarını söylüyor, atılacak adımları söylüyor. Bir önceki dönemden farklı bir hani şey de yok. Söylem değişikliğinde de söz konusu değil ama baktığımızda tepkinin çok farklı olduğunu görüyoruz. Evet. Kabul edelim. Sayın Başkan şu anda piyasanın baskısı altında. Yani ve ona göre de bir tavır belirlemesi bekleniyor. O da bu baskının altında kalmayacaktır. Bunu kabul etmeyecektir. Evet. Önümüzdeki günlerde özellikle toplantılarla, açıklamalarla bunu da görmüş olacağız. Evet, göreceğiz. Piyasada peki, böylece aslında bu adımlarla birlikte ikna olacak yani. Sayın Ağbal dönemi hatırlayalım. Ağbal Merkez Bankası koltuğuna oturduğu zaman ne dendi?
Ama bunun merkez bankacılığı deneyimi yok. Bakan, bürokrat, başka alanlarda tecrübesi var ama. Anlamında tecrübesi var. Evet. Çünkü o politikayı sadece Merkez Bankası Başkanı oluşturmuyor ki. Bir defa çok özür dilerim, şöyle bir saçmalık var. Kavcıoğlu göreve geldi. Hemen koltuğa oturmaz ve politika faizine değişikliğe gidecek. Ya bu öyle olmuyor. Yani bunu bir kurul. Merkez Bankası'nın bir kanunla var. Kurulmuş bir düzeni var. Yani kurulu var. Tek başına Merkez Bankası Başkanı bunu oluşturan bir makam değil. Bir kurul kararıyla bu geliyor. Para politikası kurulu diyoruz. Boşuna değil bu yani. Yoksa Merkez Bankası Başkanı açıkladı deriz faizi. Şimdi bir şey var, bir şunu da açıkça söyleyelim. Şimdi eskiden de böyleydi. Üçlü kararnameyle bürokratlara atanırdı. Yine aynı şekilde alınırdı. Ve bunlar yine resmi gazetede yayınlanırdı. Mükerrer sayısında da yayınlanabilirdi. Normal günlük sayısında da yayınlanabilirdi. Yayınlanırdı yani. Yıllardır takip ediyoruz. Şimdi görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya. Evet. Şimdi çok eleştirdiğiniz Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası Başkan Yardımcısı oldu. Şimdi çok eleştiriyordunuz. Naci Ağbal geldikten sonra neden kuruldu? Hatta ilk sorulardan birisiydi hatırlarsan. Neden Merkez Bankası'nın yönetimini değiştirmiyorsunuz? Kurul üyelerini değiştirmiyorsunuz? Bu kararları alan onlar değil miydi? Gibi eleştiriler yapılıyordu. Hı hı. Şimdi o eleştirdiğiniz isimlerden birisi görevden alındı. Niye Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı diye böyle bir yaygara koparılıyor şimdi? Yani her şey bahane. Böyle bir garip bir bahane bir de yani. Hani ortaya koyalım bunu. Yani o beğenmediğiniz Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın bürokratlarından birisiydi Murat Çetinkaya. O beğenmediğiniz kararları alanlardan birisiydi. Görevden alınsın dediğiniz ekibin içindeydi. Görevden alındı. Şimdi niye görevden alındı? Bu başkan niye görevden alıyor? Gibi bir tepki gösteriliyor. Yani neyi eleştirdiğimizi, neyi konuştuğumuzu, ne yaptığımızı bilmiyoruz. O zaman demek ki bugün eleştiriyorsanız bu görevden almayı, siz o dönemde atılmış adımların da doğru olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman niye eleştirdiniz? Evet. Yani. Her yapılana istemezlik hali var. Sayın Ağbal göreve geldikten sonra piyasaya verdiği mesajlarla bugün Sayın Kavcıoğlu'nun verdiği mesajlar aynı. Evet, yan yana koyun. Tamam. Bunu böyle. Sonra Sayın Ağbal'ın başkanlığı döneminde 4 ay boyunca politika faizi seri bir şekilde yükseltildi. Ne oldu? Ne dedik biz? Evet, bunun bir maliyeti var ama Merkez Bankası bugün bunu bir ihtiyaç olarak görüyorsa, enflasyonla mücadele açısından, kendisi açısından en büyük silah faiz arttırmışsa bunu yapıyor. Elbette bunun da bir sonu var ama Merkez Bankası yapması gerekeni yapıyor dendi. Politika faizi %19'a gidene kadar. %19'a geldi bu sefer. Herkes el birliği, ya tamam %19'a kadar geldi de bu kadara bu saatten gerek var sonra mıydı? Ne olacak? Ben bu kadara gerek var mıydı diye sorabilirim. Özlem Hanım sorabilir ama hani bu her yapılanı eleştiri gözüyle bakanlar bu sefer o yükseltilmiş faiz de beğenmediler. Bu hadi tamam efendim politika faizini arttırdın ama enflasyonla mücadelede bu yetmez ki. Daha ne yapacak Merkez Bankası? Şimdi ben aynı yere de vurgu yapmaya çalışıyorum. İsim hiç önemli değil. Merkez Bankası yapması gerekeni yapıyorsa o koltukta kimin oturduğunun ne önemi var? Ya bu insanlar ilelebet orada oturmayacaklar ki. O dönemi neyse artık yaşananlar en az hasarla atlatıp bizim hanemizi ülke olarak artı yazdırabiliyorlarsa biz bu insanları minnetle anacağız. Bu kadar. Yani böyle çok olağanüstü süper kahramanlar rolü biçmek, onlara böyle değer atfetmek doğru değil. Haksızlık ayrıca bu insanlara bu. Öyle bir kabiliyetleri yok. Yani Fed'in yok. Öyle olsa Fed yapar. Yani o en büyüğü, dünyanın en büyük merkez bankası. O bile yapamıyorsa yani bunu diğer merkez bankalarından falan beklemek çok mantıklı değil. Ama İsimlerden. İşte mesele bu değil. Özlem Hanım dediği gibi mesele bu değil. Yani bir şey değişince oradan gidelim. Dün aynı yani. Cümleleri kuranlara muhteşem merkez bankası diyordunuz. Bugün hadi canım doğru da söylemiyordur, böyle yapmayacaktır falan niyeti diye. Bu böyle, değil diye. Niyeti bu değildir falan diyorsunuz. Niye yani, bu bir garip durum yani. Bir insanların bir böyle silkelenip ben ne diyorum, ben ne yapıyorum, dün ne demiştim, bugün ne yapmıştım, neye itiraz ediyorum diye bir bakması lazım. Yani gerçekten bu, çünkü bu tavır ya da bu yaklaşım kendilerine de kaybettirecek. Yani ilelebet bu iş böyle durmayacak. Ve en nihayetinde ortada bir eğer bir ülkeye zarar veriyorsanız, siz sırf kendiniz kazanacağız diye bir ülkenin ekonomisine
bu algı politikalarıyla zarar veriyorsanız orada siz de kalırsınız. Yani özellikle bunu yerliler için söylüyorum. Çünkü hani o çok beğendiğiniz yabancı gelir gider. Sıcak para. Ha, gelir yani. Gider yani. Ama siz buradasınız ya. Yani hani böyle bir durum var. Evet, bir taraftan... Bu kadar buna bağımlı olmak hiç zorumuza gitmez mi? Yani şöyle bir kenara çekilsek. Hani şu sıcak para gelsin, dengeler sağlansın. Buraya bu kadar bağlı olmak vatandaş olarak insanın zoruna gitmez mi? Hiç sormaz mısınız? Ya bu döngüyü kırsak acaba? Kıramaz mıyız acaba? Kırmak için bir şeyler yapılamaz mı acaba? Zorlu koşullar olabilir de bir yerden başlayabilirsiniz. Bir yerden başlamayalım mı? Bunu soran yok. IMF gelsin 50 milyar dolar versin. Sıcak para gelsin 20-30 milyar dolar girsin denge. Ya bunlar çözüm değil. Yani bunlar bizi bir yere götürmüyor. Bunu anlamıyorlar. Klasik ezberden çözümler, yani bilen çözüm diye bilinen çözümler, hı hı, uygulayalım. Herkes mutlu olsun. İyi de o mutluluk kalıcı değil ki. Kimin mutluluğu ayrıca? Kimin mutluluğu? Şimdi mesela... IMF'den para alalım diyorsunuz. Bunun için değil mi? Bunun için gerçekten bir de propaganda yapıyorsunuz. Yani böyle bir yabancı hayranlığınız var. Ama Türkiye'de görev yapan, Türkiye'yi okuyan ve Türkiye'de çalışan, Türkiye ile ilgili aslında yabancı yatırımcının da ne beklentisi olduğunu da bilen bir ismi Merkez Bankası'na getiriyorsunuz. Aa, yabancılar geldi diyorsunuz bu sefer. Yine istemezlik. Yani hani çok enteresan değil mi? En son Atama'dan bahsediyorum. Morgan Stanley. Yani, Allah yani. Ama siz seviyordunuz Morgan Stanley'i hani ya da diğerlerini. Yani orada çalışan bir Türk'ün buraya gelmesinde ne şey var, ne zarar var? Şimdi kuruluşlar, isimler, her şeyi bir kalıba sokuyoruz. Böyle bir gerçek yok. Yani bir de o kalıbın hani, mutlak doğru olduğunu zannediyoruz. Evet, yani. Alternatifi olamaz onun. Yani her ülkenin kendi ekonomik bağımsızlığını korumak, buna ulaşmak, bunu devam ettirmek gibi bir niyeti olabilir. Böyle bir çabası, böyle bir gayreti, böyle bir amacı vardır. Bunu bence buraya bir çomak sokma derdi var burada. Maalesef, ideali de odur. Evet, yani hani şunu kabul edelim. Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak saldırılarının en büyük nedeni bu ekonomik bağımsızlığa çok yaklaşılmasıdır. Ortodoks politikalar doğru, diğerleri değil. Yeni işler çabalamaya gerek yok. Ne gerek var ezberimizi bozuyorsunuz? Ne gerek var bizim düzenimizi bozuyorsunuz? Bizim içimize çomak sokuyorsunuzun aslında kavgasıdır bu. Yani düzen değişmesin. Biz aynı yoldan gidelim. Sadece biz kazanalım. Bunun derdidir. Ben böyle okuyorum. Yanlış okuyor olabilirim. Hani beni de eleştirebilirler ama ben böyle okuyorum. Burada biraz kendi insanımıza güvenmemiz ve bu politikaların devamına, her şeye rağmen bu politikalara devam ediyorlar ve de. Yani her şeye rağmen, bu kadar saldırıya rağmen direniyorlar. Bu çok önemli. Şimdi geldiği günden beri Merkez Bankası Başkanı'nda bir dakika rahat bırakılmaz mı ya? Sürekli niyeti okunuyor. Yani hani bismillah daha yeni oturdu. Bir önce Merkez Bankası'nın içindeki birlikte çalışacağı arkadaşlarını tanısın değil mi? Yani bir bakan bile göreve geldiği zaman bir iki aydan, ben hani Ankara gazetecisiyim, 1,5-2 aydan önce kurumunu tanımadan, içerideki politikaları tanımadan çıkıp bir demeç bile vermez. Bir rahat bırakın yani. Çok çok enteresan. Önce icraatına bir bakın. Ne yapacak, ne ama edecek? Bu işte aslında bu baskı yapamasın diye olan bir baskı. Kötü olan bu. Veya zorlama, evet. Bir şeylere zorlama. Evet. Belki işte daha fazla faiz yükseltmeye, daha yüksek olabilir. Onu görüyoruz ki mesela... Panik yaptırmak belki birden böyle ani kararlar almasına sebep olmak. Ki hani bahsettiğin konu... Ben olsam kızardım ve inadına daha fazla faiz indirdim mesela. Yani. Yok, ben tam tersini söylüyorum. Madem çözüm faizi arttırmak, biz politika faizine %24'leri gördük değil mi? Hemen tabii, politika faizine %24 yapalım. Gördük. Yapalım hemen. Hangi sorunumuz çözülüyor görelim mesela. Bütün sorunlar çözülsün. Onu da gelecek ki. Seni beğenmeyecekler. Yani hangi sorun çözülecek onu ben soruyorum, merak ediyorum. Ki mesela hani bu ekonomik bağımsızlık konusu bahsettiğin ki buna mesela kim istemez ki? Kim karşı çıkabilir ki mesela işte enerjide
Türkiye'nin tamamen bağımsız bir ülke olması, savunma sanayinde tamamen bağımsız bir ülke olması, kimseye bağlı kalmaması, üretimde kendi kendine yeten, tarımda da sanayide de ve bunu ihraç eden bir ülke olmaması. Bunu kim istemez ki? Kim istemez ki kısmını bir şey diyemeyeceğim. Yani var ki. Yani ya düşünsenize yani doğalgazınız, petrolünüz maalesef kendinize yetsin, hatta dışarıya verin. Tarımda, üretimde, savunma sanayinde ki bu adımlar da şu anda işte hani atılıyor, işte doğalgaz keşfinin olması, savunma sanayinde artık Türkiye'nin bir taraftan da ihracatçı, hani her şeyi dışarıdan alan bir savunma sanayi konusunda hep dışa bağımlı olan bir Türkiye'nin artık yavaş yavaş Türkiye'nin işte insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları gibi hani bir sürü silahını dışarıya satıyor hale gelmesi. Herkesi kendin gibi zannediyorsun yani, Serdar, çok iyi niyetlisin. Bu istenmez yani, bu topraklarda yaşayan herkesin değil mi? İstemesi gerekir. İstemesi gereken. Evet, ama yani maalesef herkes senin benim gibi değil. İstenmez. Niye istensin? Türkiye potansiyel olarak çok büyük bir gücü taşıyor. Bu gücü realize edebilmesi için işte enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, askeri savunma altyapı yatırımlarını tamamlamış, üreten ve satan noktaya gelmiş olacak. Üretimde dışa bağımlılığı azalacak. Bu çoğu ülkenin de yani Türkiye dışındaki bütün ülkelerin işine gelmez doğal olarak. Ben sana düne kadar daha fazla mal satıyordum. Ben sana satayım. Sen üretici olma, sen fasoncu ol. Ben sana göndereyim ara ara parçaları. Sen yap, ben senden geri alayım onu. Senin bana 1 lira sattığın kumaşı ben üstüme markamı vurarak 10 dolara satayım. Niye dengen bozulsun ki? Bunu kim ister? Ama biz bu döngüyü, yani bu istenmeyenleri yapmadığımız sürece de şöyle bir sıçrama yapamıyoruz. O sıçrama yapabilmemiz için de bazılarının dengesini bozmak zorundayız. Bozulacak yani. Bozulmaktan başka çaresi yok. Çünkü bu güç artık kabına sığacak gibi değil. Bakmayın salgındır, başka şeylerdir araya giriyor ama neden özellikle Asya'dan Türkiye'ye uzun vadeli yatırımlar kıpranmaya başlıyor? Ya bu insanlar aptal değil ki. Niçin geliyor buraya? Aptal olmadıkları gibi geleceği dünyanın batısından çok daha iyi okuyan insanlar. Ve şekillendiren. Ya şöyle bir dert var aslında. Şimdi bu bize saldıranlar için de sözünüzü kestim. Estağfurullah. Kusura bakmayın. Böyle arada giriyorum. Tabii ben de yapıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Demek ki yani bizim görmediğimiz şey şu. Bizim potansiyelimizi bizden daha iyi okuyorlar. Yani hani biz diyoruz ya aslında Türkiye'yi okuyamıyorlar, tahmin edemiyorlar, göremiyorlar, o iyi tahminlerde bulunamıyorlar falan filan. O rakamlarda belki sadece. Yani bizim potansiyelimizi o kadar iyi görüyorlar ki bence bunun üzerine bir şey. Şimdi yani hani bu da şey gibi algılanmasın. Hani ya hep de saldırı diyorsunuz filan hani. Ama orada da bir şey var yani. Ya bu, az önce söyledim, kimse bilmez ki diye. Ya bu ülkede doğalgaz bulundu. Biz çıktık, burada yayın yaptık değil mi? Hani ülkenin gazetecileri olarak bir... Hani tarihi bir şey, nasıl sevindik? Ne çıktı ortaya? Neden şu kadar daha değil gibi bir şeyle küçümsenmeye çalıştı o? Öncesinde bir de yani öncesinde de bunun haberi yapılıp hani şöyle bir şey çıkacak beklentiyi çok büyütüp evet, sonrasında gelen rakamı küçük göstermek gibi bir şey yapıldı. Yani siz tarihi bir keşif yapıyorsunuz. Bütün dünya size bakıyor böyle. Hani kendi gemileriyle bunlar keşif yapmaya başlamışlar. Ne yapsak diye bakanlar da var. Hani bak çok iyi bir Türkiye bir örnek de teşkil ediyor diyenler de var. Ama siz bunun ortasında diyorsunuz ki yani hani sanki her yerinizde doğalgaz fışkırıyor, petrol fışkırıyor. Ya bu nedir ki ya? Bu çok niye 800 düşük falan. Değil? Niye 900 değil de? Neden 1000 değil? Bize öyle söylenmedi. Yani ama bir de şöyle bir durum var. Aynı gün şimdi o konuşmaları bir dikkatle bakın. Şöyle diyenler de oldu. Türkiye doğalgaz çıkaracak. Onun taşınmasını uluslararası şirketlerle yapsınlar. Yani Türkiye bunu tek başına yapamaz. Yapmasın. Karaya ulaştırmasında. Evet. Tek başına çıkarmasın. Tek başına çıkaramaz. Tek başına yapamaz. Uluslararası şirketlerle işbirliği yapması lazım. O tesisleri uluslararası şirketlerle birlikte yapması lazım. Hayır, kendim yapacağım diyor ya Türkiye. Hayır, uluslararası şirketlerle yapmak zorunda bırakacağız sizi diye baskı yapılıyor. Bunu görmemiz lazım artık. Yani mesela işte o eğer kendi gemileriniz kullanılmasa dışarıdan kiralısınız. Şu anda kendi gemilerinizden daha çok para harcamış olacaksınız. Bir de o gemiler bulamıyordu bir de yani.
Şimdi bu projeyi geliştiren, Türkiye'ye böyle bir katkı sağlayan bir bakanı dünyada herhangi bir yerde nasıl karşılarlar? Yani bu projeyi keşfeden herhangi birisini, bunu uygulayan herhangi birisini, Türkiye'ye böyle bir keşif ve böyle bir kazanç, böyle bir zenginlik kazandıran birisini nasıl karşılarlar dünyada? Amerika'da olsa mesela. Evet. Ve burada nasıl karşılıyoruz? Yani bir şey demek istemiyorum. Diğer taraftan da işte yani hani Merkez Bankası'ndan geliyoruz. Merkez Bankası üzerindeki yapıyoruz ve hakkı teslim etmekte problem yaşıyoruz. Bak aynı şeyi şunun için de söyleyebilirim. Bu sadece hani bugün iktidarda olanlar için demiyorum. Bugün muhalefetten çok iyi bir teklif gelebilir. Ona da deriz ki çok güzel bir teklifti. Hükümeti çok güzel uyardı ve çok da iyi bir sonuca vardı. Hakkı teslim etmekten bahsediyoruz. Yani biz bunu burada hep böyle yapıyoruz zaten. Yani kimseyi yermek için değil, kimseyi ya da kötülemek için değil, daha iyisi olsun diye konuşuyoruz. Böyle bakıyoruz hayata çünkü. Yani hani bakış açımız bu. Daha iyisi olsun. Bu memlekette yaşıyoruz, daha iyi olsun. Bu dünyada yaşıyoruz, daha iyi olsun. Bu dünyanın su kaynakları kuruyorsa bu hepimizin derdi mesela. Yani hani öyle bakıyoruz. Şimdi buraya... Ama herkes senin beline bakmıyor Serdar. Kim istemez ki sorusunun cevabını? Yani evet yani normal şartlarda herkesin istemesi gereken bir şey. Bağımsızlığınızı istemeniz. Yani ekonomik anlamda bağımsızlığını istemeniz. Diğer taraftan bakıyoruz. Hani hani Türkiye'yi okuma anlamında söyledin ya. Hani Türkiye'yi okuyamadıklarını bazen düşünebiliyoruz, düşünüyoruz. Yabancıların aslında çok iyi okuyorlar. Mesela bu başkan değişimi sonrasında yaşananlar sonrasında hemen bakıyoruz. Büyüme tahminleri konusunda mesela Goldman Sachs yıl sonu için bu yıl için %5,5'tan %3,5'a revize ediyor büyüme ile ilgili, Türkiye'nin büyümesiyle ilgili tahminini. Ki yani 2020 döneminde, pandemi döneminde değil mi? %2'ye yakın büyüyen bir ekonomiden bahsediyoruz. Ve ekonomik tablosunda değişen, temel dinamiklerinde değişen bir şey mi var? Yani üretim konusunda, işte ne bileyim ihracat konusunda büyük bir sıkıntı mı yaşanıyor? Birden düşürüyorsun, %3,5'a düşürüyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bir süre eleştiriliyor, konuşuluyor falan filan ya. Böyle hani bürokratlar, her hükümet bir kere istediği bürokratla çalışır. Kendi yapmak istediği adımların önüne engel gibi görüyorsa ya da o kararları vermiyorsa, o kadar cesur değilse, o imzaları atmıyorsa, engel teşkil ediyorsa ki maalesef bürokrasiyi hep bu ülkede sorun olarak gördük. Aslında çok da önemli işlere imza attılar pek çoğu. Şimdi böyle görüyorsanız görev değişiklikleri yapabilirsiniz. Yani hani bunun bu kadar da eleştirilmesine gerek yok. Ya şimdi mesela Borsa İstanbul'un genel müdürü değişti. Borsadaki yatırımcı sayısında azalma mı var? Yani ya kurumlar yani biz de değiliz değil mi? Kimse değil. Evet yani, değil yani. Mevcut gelip kurumdur. Geçeceğiz yani. Dünyadan hep, da gelip geçiyoruz evet, yani, zaten yani. Çok acayip bir döneme denk geldik ama olsun yani. Bu, biz de geçeceğiz yani. Evet. Burada önemli olan kalıcı olan kurumlar. Öyle. Devamlılığı sağlayan kurumlar. Devletin devamlılığı yani devlette devamlılık esastır. Yani oraya gelen kişinin ismi, cismi o süreliğine ve aldığı kararların memlekete ne kadar faydası olup olmadığı ile ilgili bir durumdur yani. Bu kadar. Yoksa kimin nasıl göstermeye çalıştığıyla, ne yaptığıyla falan önemli değil. Yani Ankara'nın gidin bugün kafelerine, restoranlarına gidemiyorsunuz ama hani gidebildiğiniz dönemde. Saatlerde, belli açık saatlerde. Olabilecek saatlerde. Herkes eski bakandır mesela. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım, Sayın Bakanım diye dolanışırsınız etrafta. Başkan, bakan, evet, yani, müdürüm. Öyledir yani. Sayın Genel Müdürüm. Hani binlerce, milyonlarca genel müdür, belki binlerce bakan. Yani çünkü bir kere bakanlık makamına ulaştığınız zaman o hep bakan olarak. Vekilim veya milletvekili. Sayın Vekilim. Yani sürekli böyledir. Yani o yüzden hani bu konuda bir memlekete faydayı ölçmek lazım. Ya tarih yazacak bunları. Biz şimdi konuşuyoruz ama hani olanı biteni bir süzgeçten geçirip üste kalanlar, o eleğin üstünde kalanlar, memlekete faydalı olanlar her zaman iyi anılacak. Evet. Bugün ne konuşursak konuşalım. Ama şöyle bir şey var. Yani gerçekten şu anda bütün bu karmaşanın içinde
İşte o 2 milyona yakın, değil mi? Şu anda rakam tam olarak nedir? 2 milyon geçti, 200 oldu. 2 milyon 200. 2 milyon 200 bin yatırımcının arasındaki küçük yatırımcılar oluyor. Çünkü onlar ne yapacaklarını bilmiyorlar bu konuşmaların, bu karmaşaların arasında. Böyle bir şey yaşamadılar daha önce. Evet, daha önce hep yani yükselişin yaşandığı bir dönemdi. Böyle büyük bir düşüşü görmediler. Er veya geç göreceklerdi. Onu da söylüyorduk yani. Bir sebeple iç dış fark etmez. Çünkü böyle devam etmez. Bu da ayrı bir konu. O sert düşüş özellikle kredili işlem yapanlar için acı verici oldu. Toparlanma çabaları ise devam ediyor. Kimisi burada karşılamaya çalıştı. Hani bu satışları devam etti, alıma devam etti. Ama kredili işlem tabii ki sıkıntı. Evet. Ama bu kredili işlem konusu ve işte böyle kaldıraçlı işlemler konusu tüm dünyada hala sorun olmaya devam ediyor. Ders alınmama gibi bir durum söz konusu. Şimdi değil mi Amerikalı hedge fund Archegos mu? Öyle mi okunuyor? Öyle bir şey. Archegos Capital'in iflası. Evet. Ya sanki biz yaşamadık, ilk defa yaşıyoruz bunu. Ya daha önce de yaşandı bu kaldırışlı Doğru. işlemler ve evet. Ve dünya ekonomisinin sürüklediği yer. Dün bahsettik ya Lehman'ın evet. ruhu aramızda dolaşmaya evet, yani, devam ediyor. Yani sanki hiç ders alınmamış ki alınmamış yani. Bu devam ediyor. Ya ders almayabilirseniz bunun bedelini batarak ödersiniz. Ders almak zorunda değilsinizdir belki. Yani yatırımcılarına zarar verirsiniz vesaire. Ama benim burada itirazım şu yani bu gidişat her krizde bol para politikasıyla yaşanan sorunlara çözüm üretmek zaten ahlaki bir rizikoyu doğuruyor merkez bankacılığı eliyle. Dünyanın en büyük spekülatörleri Merkez Bankası artık. Merkez bankaları. Onlar belirliyor gidişatı. Şimdi merkez bankalarından da böyle mesajlar, böyle adımlar alındığı zaman piyasa aktörlerinde gereğinden fazla risk almak gibi bir potansiyelleri var zaten. O devreye giriyor. Şimdi biz bir tanesini duyduk. Belki üstü örtülü bir sürü var. Kenarda köşede bekleyen de var. Gidişatın tersine doğru pozisyon aldığınız zaman hele bir de kaldıraç kullanarak parazın 10 katıyla, 20 katıyla, 50 katıyla işlem yaptığınız zaman beklediğiniz olmuyorsa kaybınız çok büyük oluyor. Ama sadece siz kaybetmiyorsunuz. Etrafınızda başkalarını da aşağı çekiyorsunuz. Ya toplam büyüklüğü 10 milyar dolar ama aldığı pozisyon 50 milyar doların üzerinde. 5 katı. 5 katı işlem yapmış. 50 milyar üzerinde. Ve bu ters bir hareket olduğunda büyük bir yıkımdan bahsediyoruz. Tabii ABD borsaları çok doydu, çok yükseldi. Buradan düşmeye başlar diye iddiaya giriyor, iddiaya para yatırıyor, öyle diyeyim, kaldıraç kullanarak. İşler beklediği gibi olmayınca da kayıp büyük oluyor. Ve dünyanın büyük bankaları da bu çöküşten zarar görüyorlar. İşte Morgan Stanley, Nomura, Credit Suisse, dünyanın her yerinden finansörleri var. Ve bunun bu tarz birçok örnek göreceğiz diye açıklamalar da geliyor. Onu diyorum, yani biz bir tanesini duyduk. Ki şöyle bakıyoruz, hisse senetleri mesela hane halklarının, sen aktarıyorsun zaman zaman, yatırım fonlarının, emeklilik fonlarının ve yabancı yatırımcıların ellerindeki tüm varlıkların %50'sini oluşturuyor. Evet. Ya ve yıkıma uğrayacak insanlar da var. Hane halkları. Tabi. Ciddi sayıda hane halkı. Ya büyüklere çok fazla bir şey olmuyor. Yani dün biraz bahsettik ya, bu kurum batar ama bu şirketin CEO'suna bir şey olmaz. Çalışanları işsiz kalır. Bu tip dalgalanmalar bir yerde belki bir kırılmaya sebep olur ama buradan en büyük kayıp zaten küçük tasarruflarıyla borsaya gelmiş hissedarları olur. Çünkü onların başka yedek akçeleri yok diyeyim. Ya da kendilerini sigortalayabilecekleri çok fazla seçenek yok. Var ama kullanmıyorlar yani. Yok demeyelim, yanlış o. Çok da kullandığını söylememeyiz. Yani söyleyemeyiz. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu, Credit Suisse, Goldman Sachs, Nomura gibi ve diğer büyük bankalar hakkında soruşturma açmaya hazırlanıyor. Açsın. Ne olacak? Ne olacak? Yöneticileri görevden alacak. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz ya. Bir de bu rakam öyle çok büyük bir rakam değil. Tamam yani sıkıntıdır eyvallah ama bir Lehman'ın batışı değil bu. Ama işte bir şeyleri tetikleme anlamında. Rahatsız eder. 3 gün sonra unuturuz Serdar. Yani, arkasından birileri gelirse, gelir, sonra bunu büyütürse diye. Ama işte işin bu noktaya gelmesinin sebebi ne? Bu insanlara neden bu kadar yüksek risk almak gibi bir imkan, bir kapı açılıyor? Vallahi benim gelecekle ilgili en büyük endişem, hani dedin ya merkez bankaları şu anda hani piyasanın en büyük oyuncusu, yön veren spekülatörü. Dünyada artık üretimin
işte üretmenin, istihdam sağlamanın konuşulmayıp sadece böyle küresel bir kumarhane gibi finansallaştık. Küresel bir kumarhaneye dönüşüp böyle işte ne bileyim kripto üzerinden, başka şeyler üzerinden böyle bir anlamsız servet edinme çabasına dönen bir dünya üzerinden evet. bahsediyoruz. Bu arada Borsa İstanbul açıldı, başka yerlere girdik biz, hemen borsaya bakalım. Borsa İstanbul'da yatay artıda bir başlangıç. 0,12'lik, %0,12'lik bir artışla güne başladığımızı görüyoruz. Evet, çok büyük bir fark yok. İşte yok. Dün de hafif bir artısı vardı. Öyle bir sakin, kenarda bekler bir hali var. ABD vadelileri biraz karışık. Asya'yı görmedim. Bir bakalım dışarısı mı? Dışarısı da öyle çok net mesajlar vermiyor. Bir dışarısına tekrar bakalım. Hem Asya'ya bakalım, hem İçerisi ABD vadelilere bakalım. Şimdi Asya borsalarında düşüşler var. Hepsi kırmızı. Çin %0,50, Japonya %1'e yakın, Hindistan yine %1'e yakın, Güney Kore %0,28, Hong Kong %0,31 eksi de işlem görüyor. Dün Dow Jones %0,31 değer kaybetti. S&P %0,24 değer kaybetti. Nasdaq da %0,11 değer kaybetti. Vadelilere baktığımızda vadelilerin de hala eksi de olduğunu görüyoruz. Keyifsiz, tatsız bir küresel borsa tarafı görüyoruz. Bir de ABD 10 yıllığa bakalım. Erdoğan Turan istemeden hemen ben söyleyeyim. 1.80'e çok yaklaştı. Öyle mi? Oradan hafif bir geri çekilme var. Her gün var. Şaşırtıyorsunuz bizi Erdoğan Bey. Ben yapmıyorum ama. Bir bakalım ABD 10 yaşananlar evet. Evet, 1.76'yı görmüş, 1.80'e doğru geldi demiş. Geldi. Daha yüksek, bu kapanış itibariyle rakam, hı hı. gün içinde görülen en yüksek seviyeler değil. Bugün Biden bu 3 trilyon dolarlık paketi açıklayacak. Paketin içerisinde vergi düzenlemeleri falan da var. Bu vergi konusu ABD piyasaları ne kadar rahatsız eder onu göreceğiz. Ama zaten biliniyordu, bunu söylüyordu zaten. Söylüyor ama da söylemekle net değil. Gerçekleştirmek. Net değil, evet. Yani kime ne kadar vergi gelecek? Adını koyacak bugün Pittsburgh'da. ABD'den özel sektör tanımlı sistem bakanı gelecek. Cuma gelecek olan rakamlar için işte öncü diyelim. Çok da değil ama oraya bakacaklar. Ama yani böyle çok yüksek bir heyecan yok borsalarda. Düşmemek için direniyor diye görüyorum ben borsaları. Tutunmaya çalışıyor. Evet. Çünkü zor yani. Bir taraftan tabii faiz yükseliyor, dolar değer kazanıyor. Üçüncü dalga diyoruz. Kapanmalar tekrar devrede. Sadece merkez bankalarının gazıyla da bir yere kadar diyelim. Şimdi Çin'de açıklanan imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında 51,9'a yükselmiş. Sektörün tahminlerinden daha hızlı büyüdüğünü göstermiş. Onu da gördük. Şimdi bir Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'a dönelim, detaylarına bir bakalım. Evet, Borsa İstanbul'da %0,12'lik bir artış gördük. Endekslere baktığımızda bankacılık hafif artıda. Sanayi tarafta %0,47'lik artış var. Turizm tarafı %0,14. Spor tarafı %0,86, gayrimenkul, yatay, teknoloji artı da aslında endeksler bazında hafif de olsa hepsinin yeşil olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Evet, bu taraf, bu dilimde de artılar var. Sigorta, kimya, inşaat, gıda, madencilik ve bilişimde de hafif artılar söz konusu. Banka hisseleri dün %1 eksiydi. Mevcut ortam hisseleri baskılamaya devam ediyor. Galiba Nisan'ın 15'ine kadar da burası çok rahat olmayacak. Çünkü karlılıklar vesaire mevcut yükselen faiz ortamıyla birlikte tekrar hesaplanma durumunda. O da biraz sektörü şu dönem için rahat bir gündemde dedirtmiyor hala. Diğer taraftan bu son günlerde en çok dikkat ettiğim, en çok hareketliğin olduğu yer ons altında. Çok evet. ciddi bir hareketlilik oldu. 1780 dolara. Birazdan borsanın ayrıntılarına da detaylı evet. konuşacağız ama oraya gelmişken altının onsu da 1700 doların altına geldi. Hatta 1686 nereye gelmiş? 1678 doları gördü. Onu da gördük. Yani buralarda artık kalır mı? Devam eder mi? Yukarı tepki verir mi? Şöyle bir şey var. Dolar endeksi 93'e gelmiş. Tahvil faizi 10 yıllık 1.80'e dayanmış ABD'de.
bunlar altın için iyi haberler değil. İşte değildi zaten. Yani buraya gelmesi de çok sürpriz değil ama. Evet. Ancak işte buraya gelince yeni bir şey mi oluyor? Hayır, yeni bir şey yok. Aslında zaten orta uzun vadede ons altın fiyatını aşağı yönde baskılayacak unsurlar olduğu gibi duruyor. Ve daha da yukarılara doğru baskının artması beklentisi de var. Bu durumda ons altın için böyle pozitif cümleler kurmak da bana göre zor. Yani şimdi konjonktür değişince de beklentiler değişmeye başladı. 1600 dolar diyenler var sene sonu için. Vallahi çok önemli değil sene sonunda nerede olduğu. 1600 dolar mı olmuş, 1650 dolar mı olmuş? Önemli olan ons altın yatırımcısının durduğu yerde bu pozisyonda para kazanıp kazanmayacağı, bir de bu paranın alternatifinin ne yaptığı, hisse senedinin ya da işte nakitte kalmanın veya tahvil getirisinin. O yüzden alternatiflere de kıyaslasanız altın öyle çok parlak gözükmüyor. Yani sene başından beri evet. Benim için aynı yerde yani. Evet. Veriler geldi. Ekonomik güven endeksi Mart'ta %3,3 oranında artmış. Şubat ayında 95,8 iken 98,9 olmuş ekonomik güven endeksi. Üze gelmiş. Evet. Devam edeyim. Mart. Diğer taraftan dış ticaret dengesi de geldi. Ona da bakalım. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu tablo bize, ekonomik güven endeksi tablosu bize şunu göstermiyor mu? Yani hani bütün bu manipülasyonlara, yaygaraya, kavgaya, dövüşe rağmen ekonomiye güven devam ediyor. Bu rakamlar son türbülansın öncesi olan rakamlar. Mart. Yani Mart bu rakamlar Nisan'la gördüğümüzde Nisan daha net. Nisan 22'si gibi hesaplanmaya başlayan rakamlar. Hı-hı. Yani o dönemden alınıyor. Yani biz içerideki bu son yaşananların rakamları etkisini bir sonraki ay görüyoruz. Bir sonraki ay. Evet ama yani. Ama zaten geldiği yerde. Evet yani. Geleceğe dair beklentiler ekonominin hemen hemen bütün aktörlerinde güçlü. Bir tek inşaat. Yani bu sektörel güven endekslerinde inşaat tarafında bir zayıf gördük. Hizmet biraz zayıftı. Doğal olarak zaten sektörün hali belli. İnşaatta da çok önemli mesajlar almadık mı aslında? Yani kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde devam edecek. İşte Kanal İstanbul yani o proje ne zaman hayata geçer, nasıl olur, uzun mu sürer onu bilmiyoruz tabii ama kentsel dönüşüm sürekli devam edecek. Memleketin önemli işlerinden birisi. Oradaki hareketi göreceğiz gibi görünüyor. Kampanya konusunda da aslında niyeti gördük aslında. Yani yeni bir kampanya da gelebilir her an. Evet. Şimdi devam ederiz. Detaylarına bakarız. Dış ticaret istatistikleri gelmiş. İhracatla başlayalım. İhracat %9,6 artmış. 16 milyar 9 milyon dolar olmuş Şubat döneminde. İthalat 9,4 artmış. 19 milyar 308 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş. Ocak-Şubat döneminde ihracatta %5,9'luk artış var. İthalatta %1,4'lük bir artış var. Ocak-Şubat döneminde 31 milyar 38 milyon dolarlık bir ihracat var. %6'lık bir artış. İthalatta da %1,4'lük artış var. 37 milyar 388 milyon dolar düzeyinde. Baktığımızda dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde %15,9 azalmış. Hı hı. Zaten grafiklerde de gözüküyor. Bizim ithalatımızın en büyük kalemi enerji ve altın tarafı. Enerji ve altın hariç bakıldığı zaman rakamlar değişiyor tabii. Ama bu bunu yapmasak çok iyi yerdeyiz diyemezsiniz. Doğal olarak üretmek için de enerjiye ihtiyacınız var. Enerjiye ihtiyacınız var. O da başka bir şey. Baktığımızda imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,2. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6. Madencilik sektörünün payı %1,8 olmuş Şubat ayında. Yine en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, her zaman olduğu gibi. İthalatta da ilk sıra yine Çin almayı sürdürüyor. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payı %3'e yükselmiş. Orada da bir artış söz konusu görüyoruz. Evet. Bu arada pandemiye rağmen, konteyner krizine rağmen, çip krizine rağmen, pek çok sıkıntıya rağmen ihracatçılarda inanılmaz iyi bir motivasyon var. Yüksekliğine, ham madde fiyatlarındaki yüksekliğine. Bütün buna rağmen ihracatçıda inanılmaz bir motivasyon var. Bu çok önemli bir tablo, önemli bir gösterge. Önümüzdeki günlerde biz bunun karşılığını mutlaka alacağız gibi görünüyor.
Yani evet, yani özellikle zaten pandemi döneminde ihracat yapabilen bir ihracatçıya sahip bir ülke. 2021'de işte IMF diyor ki 2021-2022 küresel ekonomik büyüme tahmini yukarı yönlü revizyon sinyali veriyor. Küresel tarafın düzeldiği yerde Türkiye'nin dünyaya mal satan bir ülkenin ekonomisinin büyümemesi de düşünülemez tabii ki. Evet. Yani dünyanın daraldığı yerde Türkiye ekonomisi, Türk üreticileri, imalatçıları, ihracatçıları ürün satabiliyorsa dünyanın büyüdüğü yerde hayli satar. Tabii ki. Ekonomik güven endeksinden bahsediyorduk. Ekonomik güven endeksi de işte görüldüğü gibi 95,8'den 98,9'a gelmiş ki yani aslında şuna bakalım. 2019'un Mart dönemi yani pandeminin hani başladığı ay olarak baktığımızda onun üzerine çıkmış durumda. Yani geçen yılın Mart dönemine göre baktığımızda da değil mi 91,3'müş. Hı. Ve o dönemde de pandemi yeni başlamıştı. Yok, 2020'de başladı. Pardon, özür dilerim. Ben bayağı geriye gittim. Evet, pandemi öncesinden daha iyi noktadayız. Ben bayağı geriye gittim. Bir hata var diyordum ama anladım şimdi. Evet, 2020 Mart'ında 94,8. 2019 Mart'ında 91,3. Ben en çok, benim içimi rahatlatan konu bu. Hemen hemen her tabloda biz V'yi görüyoruz. İşin W'ye dönmediğini gördük. K gibi tuhaf şeyler görmedik. Yani bu bizim için, yani gelecek için önemli bir temel, önemli bir motivasyon kaynağı bence. Tüketici güveni yüksek. Reel kesim güven endeksi yüksek. Perakende sektör güven endeksi yüksek. Zayıf kalan nedir? Nispeten inşaat ve bütün dünyada olduğu gibi hizmet. Yani biz bir de hizmetin buraya toparlanarak geldiğini görüyorsak, göreceğimiz dönemler inşallah uzak değil. Yani geleceği der, beklentiler çok daha farklı olacak elbette. Önemli olan işte içeride yaşanan her neyse artık. Ekonomik aktörler geleceği der beklentileri o ara dönemde yaşananlara takılarak çok da fazla değiştirmiyorlar. Tabii ki anketi yaptığınız gün konjonktür çok önemlidir. Hı hı. Yani o gün ne yaşanıyorsa iyimser, aşırı iyimser, aşırı kötümser bunu taşır. Ama burada bir ortalamadan da bahsediyoruz. Bu ortalamalar bizi öz zamanında dediği gibi salgın öncesi rakamlara kadar getirdi. Dünya biraz daha iyi olsa, salgın biraz geride kalıyor olsa, hizmet sektörü toparlanıyor olsa biz işte o bahsedilen %5, %6'lık büyümelere zaten böyle gideceğiz. Başka türlü nasıl çıkacaksınız? Bir de avantajımız şu belki, sıkıntılı olan alan yani hizmet sektörü en çabuk toparlayabilecek alan. Evet. Çünkü hani bizim hele yani hani evdekilerin motivasyonu bu konuda çok yüksek. Yani şu anda hani bir açılsa herkesin kafeye, restorana, turizme, tatile, işte uçağa, trene koşacağı kesin. Dolayısıyla tüm dünyada öyle ve potansiyel olarak da hani hemen kendini daha hızlı toparlayacak alanlardan birisi olduğu için yani biz sanayide bunu yaşasak çok daha zordu yani. Çok zordu. Ama bu alanda yaşamış olmamız, keşke yaşamasaydık ama ne yapalım yani. Böyle maalesef. Başımıza da böyle bir şey geldi. Bütün dünyada geldi. Oranın toparlaması daha hızlı olacaktır. Umuyoruz tabii şu belirsizlik ve şu sıkıntılı dönem çabuk biter de bunun özellikle bu alanlarda çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisi bir an önce telafi olur. Mesela Richmond Fed Başkanı demiş ki COVID nedeniyle biriken hane halkı tasarrufları 2022 ve 2023'te büyümeyi hızlandıracak. Bütün dünyada da bu var. Hem dediğin gibi içeride hani bir talep göreceğiz. Birçok işte hizmet sektörü olabilir, başka alanlar olabilir. Bir de dışarıdan da talep alacağız. Hı hı. O da var. Yani bu turist olabilir, sizin ürünlerinize olabilir, başka şey olabilir. Dolayısıyla dışarıdan da ürün alacağız, yani dışarıdan da talep alacağız. Böyle bir dönem var. Bir de buna eklenecek olan bir hizmet sektörü ki Türkiye'nin hani büyümesinin veya üzerinde durduğu ayaklara baktığımızda işte üretim gücü, ihracat gücü var, işte sanayisi var, tarımı var. Ama bir de çok önemli bir ayağı da ve güçlü ayaklardan bir tanesi de turizm ayağıydı. O turizm ayağının tamamen devrede olmadığı bir dönemden geçtik. O turizm ayağı da devreye girecek. Evet. 2000 bu yılın ikinci yarısından itibaren devreye girmesi bekleniyor tüm dünyadaki aşılamanın bu hızla devam ettiği yerde. Bakalım mı hisselere? Tam da onu söylüyordum. Evet, turizm hisseleri zaten Erdoğan Turan anlatıyor. Özellikle değil mi? Son
son 3-4 ayda ciddi bir rally yaşadı. Ki, ulaştırmaya da bakalım bir. Ulaştırma tarafına da bakalım. Ulaştırma tarafında da aslında... Bugün gayet... Bugün, Türk Hava Yolları dışında ki o da yatay. Evet. Çelebi'de %3.26'lık yükseliş var. Pozitif tarafta. Orada da yükselişler gördük. Bir tabii, de petrole bakalım. Petrol fiyatları. Tabii yani özellikle baktığımızda ulaştırma sektörüne dünyada işte iflaslar gelirken, işte devlet yardımlarına rağmen ayakta duramayan bir ulaştırma sektörü Türkiye'de devlet yardımı olmadan ayakta durdu. Evet. Kendini idare etti. Brent petrolde %1'lik artış var. $64.81 haftalık seviyesinde. Haftalık bakalım mı? Hı-hı. Evet. Geldiği nokta $61 seviyesinde görmüş. $64 seviyesi. $65'lerde ama $70'lara yakın $72'ları görmüştük. Hatta ne kadar süremiz var bilmiyorum ama. Süremiz 1.5 dakika. Tamam. Peki o zaman bir ard arda merak ettiğim için. Altına ve diğer metallere bakabilir miyiz? Palladium'u merak ediyorum. Altın uzun zamandır bakmıyoruz. 1685 dolar görüldü. Orada düşüş var. 1700 doların altına hızlı bir sarkma söz konusu. Burada, altın ne zaman artık buralarda, toparlayacak? Buralarda zor gibi. Tutunamazsa evet. Daha anlamlı, daha kayda değer düşüşler görürüz. Anlamlı düşüş nedir Allah aşkına? Daha bundan 100 dolar en az. Yıllık bir gösterelim mi altına? Yani, düşmedi ya. Çok düşmedi 1500 dolarlar mı? Ya 1500 doları bilmiyorum ama 100 dolarlık düşüş ihtimali çok artar. Yani bir yıllık dibe gelmek üzere. Hemen hemen. Bir düşüş trendi içerisinde hala. Bu düşüş trendinin yakın bir desteğinde şu an. Burayı da kırarsa, yani böyle ağır aksak geldi ya buraya. Pat diye düşmedi. Yani sert bir düşüşü görürüz, onu kastediyorum. Yoksa zaten düşüş trendinde. Yükselmeye gücü yok. Evet. Ne oldu Palladium? Palladium da geliyor, hazır. Hemen bakalım oraya da. %1 gayet... Yani yıllık olarak baktığımızda da bir yılın hatta en 1800 dolardan 2600 tepe noktalara gelmiş. Yakın. Peki Borsa İstanbul'da en çok artanlara bakalım, öyle bitirelim o zaman. Palladium aldırmadınız. Palladium. İhlas Gayrimenkul, Bağfaş, Alarko, Bizim Mağazalar, Alkim Kimya en çok artanlar, en çok düşenler ve işlem hacmine de bakalım. Ve noktalayalım. İşmenkul, Aksa, Bera Holding, TSKB, Aksigorta olarak sıralanıyor ve işlem hacmini. BIST 100'de işlem hacimleri de gelecek. Yine gayrimenkul. Evet. Beyaz eşya. Evet, Garanti Bankası tabii en çok işlem hacmi. Türk Hava Yolları, Aselsan, Akbank ve Petkim olarak sıralandığını görüyoruz. Peki. Teşekkür ederiz Özlem Doğaner. Güzel bir gün olsun. Erdoğan Turan, teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kalın.